zekasıyla, bilgeliğiyle ve kalemiyle Osmanlı'nın yetiştirdiği en önemli entelektüellerden olan örnek bir araştırmacı. İslam dünyasının basılı ilk coğrafya kitabının yazarı. İsmini sonuna kadar hak eden bir alim. Katip Çelebi. Abdullah Katip Çelebi, 1609 yılının Şubat ayında İstanbul'un yüksek bir tepesindeki tek katlı bir konakta dünyaya geldi. Osmanlı cephanesinin baş katibi olan babası, onu sarayda okutmak istemesine rağmen bu isteği geri çevirdi. Oğlunun geleceğine değer veren babası, neredeyse tüm mal varlığını satarak onu Fatih Medresesi'nde okutmaya muvaffak oldu. El yazısının güzelliğiyle hat sanatında ustalaşan Abdullah, 15 yaşında maliye katipliğinde işe girdi. Babasıyla birlikte Bağdat ve Erzincan seferlerine çıkan Abdullah Çelebi'nin zor bir işi vardı. Savaş alanındaki ölüler arasında dolaşıp, kaç Osmanlı askerinin hayatını kaybettiğini hesaplayarak, dul kalan eşlerinin alacağı ulufeyi belirlemek. İstanbul'a döndüğünde ordu başkatipliğine getirilen Katip Çelebi, Molla Mustafa Medresesi'nde hocalık yapmaya başladı. Tüm maaşını sahaflarda harcadığından küçük evindeki devasa kütüphanesi padişahınkinden sonra İstanbul'daki en geniş kütüphaneydi. Yeni seferi Suriye'nin Halep şehrineydi. Bu fırsatla hac ibadetini yerine getirdikten sonra 4. Murat'a Revan seferinde danışmanlık yaptı. Genç padişah Katip Çelebi'nin notları olmadan kesinlikle savaş taktiği çizmiyordu. Seferler sırasındaki boş zamanında yazdığı fezleke, milattan 1639 yılına kadar kurulmuş devletleri ve devletler hakkındaki kitapların anlatıldığı bir bibliografyaydı. Fezleke o tarihten sonra tarih eğitimi veren medreselerin başucu kitabı haline geldi. Katip Çelebi'nin görevi Yeniçerilerin ulufelerini kontrol etmekti. Ancak hazineden çıkan parayla dağıtılan ulufe arasındaki farkı üst makamlara şikayet etmesine rağmen ciddiye alınmayınca memuriyetten istifa etti. İşsiz kalınca evdeki kitapları satmamak için Fransız bir arkadaşıyla İslam eserlerini yabancı dillere çevirip limanlardaki zengin armatörlere satıyordu. Bu vesileyle tanıştığı Şeyhülislam Abdurrahim Efendi onu tekrar memuriyete aldı. Coğrafyacılığa merak salan Katip Çelebi, dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili Fransızca ve Latince makalelerin ışığında geceli gündüzlü 3 yıl uğraşarak bir coğrafya kitabı yazdı. 1648'de tamamladığı kitabı Cihan Numan'ın ilk yayınlanan kısmı sadece İslam coğrafyasını anlatıyordu. Bununla yetinmeyen Çelebi, 6 yıl daha uğraşarak yayınladığı ikinci Cihan Numa, 7 kıtayı da anlatan ilk coğrafya eseriydi. 6 Ekim 1657'de güneşli bir cumartesi günü odasında sabah kahvesi yanında çalışırken ani bir kalp krizi geçiren Katip Çelebi, 48 yaşındayken son nefesini verdi. Padişah 4. Mehmet'in dahil olduğu büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazından sonra Unkapanı semtindeki taştan sade bir mezara dualarla toprağa verildi. 2009 senesinde Katip Çelebi'nin 400. doğum yılı nedeniyle UNESCO tarafından tekrar basılan Cihan Numa, 14 Nisan 1912'de batan Titanik'in kütüphanesinde bile kendine yer buldu.